Herkese merhabalar sevgili dostlar. 12 Haziran Pazar günü Adana Yarış Programı tahmin videosu sizlerle birlikteyiz. İstanbul ve Diyarbakır tahminleri de bu arada arkadaşlar kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz diyorum. Ee, i̇ki e, diğer ilimizde de gayet güzel programlar mevcut arkadaşlar. Başlayalım şimdi tahminlerimize. Bu arada abone olmayı videoyu beğenmeyi, dilerseniz katılıyorsa olmayı unutmayın diyelim. Onu da belirtelim. Arkadaşlar 8 koşu bir program bizleri bekliyor. İlk koşu e, saat 1'de start edilecek öğlen. E 6'lı gayranısı 3. koşuyla birlikte saat 2'de başlayacak. Toplamda 3 adet kum, 5 adet çim pist yarışı mevcut. 6'lı gayranda 2 kum, 4 adet çim var gördüğünüz üzere. Şart 5 4 yukarı ara patları 1300 mesafe çim pistte koşulacak bir koşu. 12 safkan start alacak burada arkadaşlar. E Yiğit Batuhan son yarış 12 gün evvel 6. gelmesine karşın burada benim favorimdir arkadaşlar. Daha evvelki 3 yarış üst üste galibiyet, bir önceki yarışında 2. olması ve hatta burada çok önemli bir detay daha var. 1.23.80'lik 80'lik en iyi derecesi bulunmasından ötürü arkadaşlar. Burada bu ismi favori veriyorum. Bu arada e, Yiğit Batuhan tek olur. Onu belirteyim. E, bu performansta bu mesafede bu dereceyle haliyle tek olma e, şansa şansı en yüksek olan Safkan. Rakip olarak iki isim söyleyeceğim. Bu iki isimde hani ister yazın ister yazmayın yani diye düşünüyorum. Birincisi Star 1, 7 numaralı Safkan. Hışman çizik biniyor. Bir hafta evvel 6. geldi. Daha evvel kirişlerinde iyi performansı vardı. E, derece olarak 1.24.99, 1.25 diyelim düz hesap. E, bir diğer Safkan da yine 1.25'te kalmış bir isim. Gardalgülü. Gülü. E, bu sezon 2 yarış koştu. Daha yeni tempo tutturuyor. 28 gün evvel bir dördüncülük elde etti. Mehmet Salih Çeri'nin bineceği Safkan burada yine şansı olabileceğini düşündüğüm bir isim konumunda. Fakat Yiğit Batuhan'ı burada tek olarak düşünebiliriz. Özellikle de Altılı ganya olmayan bir koşu olduğunu düşünürsek arkadaşlar burada birinci dörtlü yanında net bir şekilde ilk ayakta tek geçebilirsiniz diyorum. İkinci koşu arkadaşlar şart 4-3 yaşları patları 1300 mesafe kum pist yarışı. Burada yine e, hem 7'li plasede hem de e, tabii ki birinci dörtlü yanında tek olarak vereceğimiz isim bir numara katı oldu arkadaşlar. E, bu safkan baktığımızda 14 gün evvel kazanmış bir isim. E, 3 yarıştır kazanıyor. Bu e, yani haliyle bir önceki yaşta ikinciliği de var. Burada bu safkanı net bir şekilde tercih edeceğiz. Yani çok net bir performans. Zaten tahminimce yani bu, hani bunun bilgisini bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla yani bu belki bu safkan hani hem jockey hem sahibi hem antrenör zaten aynı soy ismi taşıdığı için onların kendi safkanlarıdır diye düşünüyorum. Ee, o yüzden de tabii başka bir jockey bindirme tercihi de olmamış olması gayet normal. Miraslan'ı burada tek rakip olur. Yedili plasede çok net bir şekilde bir numara yeterli olur. Bence e, birinci dörtlü dedi de arkadaşlar. Bir numara yeterli olur. Rakip 3 numaradır. Ekürüsü de dört numarayla birlikte start alıyorken burada bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Ee, burada sıralı ikili oynayacaklar. Bir arkası 3, 4 şeklinde bir e, düşünceniz olabilir ama 4 numara biraz daha geride kalıyor. Bence 3 numara yeterlidir. Bir arkası 3 yaparsanız burada sıralı ikiliyi de alabilirsiniz diye düşünüyorum. Üçüncü koşu 15 handikap dişi 3 yaş İngilizler 1300 çim pist yarışı. Evet arkadaşlar burada 6 ganyan başlıyor. E, 17 gün evvel kazanan bir isim. Let Crops Love. E, bu safkan 50,5 kilo gibi bir kiloda start alacak. 6 numaralı safkan. 1,19'luk bir derecesi var. Daha iyi dereceler yapabilir. Eğer bu kiloda iyi bir şekilde koşabilirse bu safkan arkadaşlar. Onun haricinde burada başka önereceğimiz isimler var. E, örneğin e, kimden bahsedeceğiz burada? Mestinaz'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. Mehmet Sarı içerikli birlikte start alıyor. 1.17-94'lük derecesi var. Bu safkanın 14 gün evvel 6. oldu. bir önceki yarış 3. gelmişti bu safkan. Bu mesafede en hızlı isimlerden birisi konumunda ve diğer en hızlı isim Power of Woman 2 numaralı safkan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten 12 safkandan burada dereceleri olan isimlerde en iyi dereceye sahip konumunda olan safkan 2 numara. 35 günlük bir arayla geliyor. Mesafe kısa olduğu için ben kondisyon problemi yaşayacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bu safkanı da yazın derim. Ve 1 numara Broadback'te son ilavemizi yaparız buraya diye düşünüyorum. 14 güne evvel 2. bir önceki yarışlarında da yine 2 galibiyeti mevcuttu bu safkanın diyelim. Arkadaşlar şöyle toparlamak gerekirse burada 4 numara 6 numara ve e, ya 4 numara 6 numara bu ikisi kesin. Daha sonrasında 2 numara 1 numara ilave. Belki 3 numara bangır bangır da Velat Demir ile birlikte ilave yapmak isteyenler için bir seçenek olabilir diye belirteyim. Geniş kupon için değerlendirebilirsiniz. Gelelim 4. koşu. Şart 5 3 yaş İngilizler 2000 mesafe çim pist yarışı. Arkadaşlar burada start alıcı olan 9 safkan mevcut. Bu isimlerden e, açıkçası Velat Demir'le birlikte 3 duvara Cano Bey. E, benim beğendiğim bir safkan. Ve tabii ki çetrefilli. Hışmah çizikle birlikte bu iki safkanı burada tercih edeceğim. E, bu iki isim yeterlidir. Ben başka bir ilave için düşünmüyorum buraya. E, ama istediğiniz özellikle bir safkan varsa yazabilirsiniz. E, Canova'ya e baktığımızda son yarış kötü gelmiş olabilir ama daha evvel iki tane çim pist yarışı kazandığını e, son altı yarış içerisinde belirtmekte fayda görüyorum. Çetrefilli ise yine 8 gün evvel bir 8lik elde etti ama daha evvel bu sezon 4-2-1 geldi çim pistte ve hışman çizik olacak üzerinde. Burada galibiyet için yine e, 3 barayla kapışacağını düşünüyorum bu safkanın. 3-4 diyoruz arkadaşlar buraya. İki safkan gayet ideal, gayet iyi bir şekilde Geçeriz diye tahmin ediyorum arkadaşlar Şart 5 bir yarış 4 yukarı İngilizler 1200 mesafe Çin pist yarışı Arkadaşlar bu da 10 safgan start alıyor Gerçekten iyi isimler var ee, Öncelikle bu iyi isimleri şöyle bir ufaktan Değineyim aklınızda kalmasın Serveyron, ee, Stark, Periana Bu safganlar Gerçekten iyi isimler ee, Bayezid uzun arayla geliyor o yüzden e, O da iyi bir isim ama bunu da yazmayacağız Ben burada sizlere arkadaşlar Karabayırlı'yı tek vereceğim Burada genel itibariyle bahsetmiş olmak istedim. İyi safkanlardan bir de tabii bir numara Pastor da yine iyi bir safkan. Ama iki numara Karabayırlı Velat Demir'le birlikte buranın tekidir. 1.09.09'luk en iyi derecesiyle birlikte en iyi rakibinden bir saniyeden daha iyi bir derece elde ettiğini e, hatırlatmak istiyorum. Burada The Perfect Show farklı bir e, pistte piste elde edilmiş 1.09.36'sı var. Ancak yine gördüğünüz gibi Karabayırlı'dan iyi değil. Ve bu safkan 173 gün arayla geliyor. Bu yüzden Karabayırlı hali hazırda iki yarıştır kazanan 21 gün evvel start mış bir safkan oğlumdasınlar ötürü de burada Velat Demir ile birlikte galibiyete ulaşacaktır diyorum. 2 numarayı tek veriyorum arkadaşlar. Bu koşuda bakın göstereyim 5. koşu 2 numara arkadaşlar. Tek. 6. koşu arkadaşlar açık 3 4 yukarı İngilizler 2000 mesafe kum pist yarışı böyle bir yarışta açık yarışlarda tabii ki herkesi kendi bir tercihi mevcuttur. bu safkalarda hadi özellikle istediğiniz birisi varsa kendiniz tercih edebilirsiniz. Benim favorim Kegner tabii ki burada. bunun sebebi şu anda grubun buna müsait olması. Kegner daha sert gruplarda yarışmıştı olan bir safkan. O gruplarda tabii ki birinci olamayabildi. Mehmet Akkavuz'u birlikte start alacak olan safkan. E, bu yarışta kazanacaktır diye tahmin ediyorum. E, rakip olarak normal şartlarda Uğur Tay'ı verebilir. Dikaba 99 gün arayla geliyor. Uğur Tay hışbah çizikle birlikte start alacak. Ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlanmış olsun. Kegler şu an hazır vaziyetteyken e, yarış temposu varken 2000 metre bir yarışta. Uğur Tay'ı ben burada en iyi ihtimalde ikinci olabileceğini düşünüyorum. E, tabii ki tekimiz olduğu için burada Kegler'ı yanında ilave yapabiliriz. Ama Kegler'ı bir alternatif tek olarak e, düşürebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş şey olayım. Eee... Perikles iki yarıştır galibiyetle gelen bir isim örneğin ama bu isim çok daha hani kalite olarak Kegner'a kıyasla geride kalan bir safkan. Silver Cloud 60 gün arayla geliyor. Aloş dediğimiz safkan çok iyi bir performans var 6 yarıştır ama bu 6 yarışın düzeyiyle yani Kegner'ın koştuğu yarışların düzey yarısı da inanılmaz bir fark söz konusu. Black Metal'a gelecek olursak o da 14 gün evvel yarış kazandı. Evet ama yani normal şartlarda, normal koşularda bile bir tabela dışı kaldığı ettiği olabiliyor bu safkanın Evet 2.0985 iyi bir derecesi var ama 2000 mesafe ve yarışta birazcık elde edilen dereceden ziyade koşulan koşu düzeyi çok fark eder. Açık yarışlarda daha farklı bir koşu temposu olacaktır. Bu yüzden Kegner favori ikinci at olarak her ne kadar arayla geliyor olsa da 7 numara Uğurta'yı düşünmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Uğurtay'ın bu arada burada idmanı yok ama bu idman yok demek 99 gündür bu at hiç çalışmamış manasında gelmiyor arkadaşlar. Sadece son 5 gün içerisinde vesaire çalışmamıştır diye tahmin ediyorum. Yani en son bir hafta evvel bir idman yapmış olabilir. E, tabii ki önceliğimiz belirttiğim gibi Kegner'dır. Yani Uğurtay burada 7. de gelebilir. E, 1. de gelebilir. Onun için e, yazma konusunda size bırakıyorum karara. Diğer safkanlarda eğer beğendiğiniz varsa yazın. E, burada en fazla e, 3 atla falan geçilir diye düşünüyorum ama Kegner zaten herkes yazacak. Kegner tek atabilirsiniz. Hiçbir şüphe yok o konuda. Ama illa bir at yazacaksanız önceliği uğurluya vermeniz her türlü e, gereken e, durumdur diye düşünüyorum. Yedinci koşu arkadaşlar. Sondan bir evvelki koşu. Meydan 2 yaş İngilizler. 1200 mesafe. Kumpiste çıkacaklar. Burada 3 adet farklı ekürü start alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu ekürlerden öncelikle 2 numara kolyozla başlayacağız. Hışman çizim bince safkan. 4-3-3-3 şeklinde geldi. Son start aldığı bir hafta evvelki Çin içinde 3. olmuştu. Bu safkan. Gayet iyi performansı var. Eküristin Nazlıcan gelinle start alıyor ki o da 3 yarıştır tabela yapıyor. 4-5-4 geldi. Düşük bir kiloda start alacak. 51 kiloda ekürüs de burada sürpriz yaratabilir olabilecek bir isim konumunda. Fakat burada bu ekürüyü tek bırakmıyoruz. Bir diğer ekürüyü de yazıyoruz. Bir numaralı Aslan Kardeşler. E, 8 numara Prenses Sevgi ile birlikte ekürü start oluyor. Prenses Sevgi bir hafta evvel çim pistte koştu. Kum pistte daha iyi koşabileceğini düşündüğüm bir safkan konumunda. Burada gördüğünüz gibi hiçbir safkanın bir idmanı yok. E, ama dediğim gibi zaten bunlara e, hani idman olması gerekmiyor. Bir de kaldı ki bu safkanların 5 tanesi bir hafta evvel start almış. Haliyle idman olmamız çok doğal. 2 yaşlı İngilizlerden bahsediyoruz. E, i̇ki safkan ilk defa start alıyor. Burada e, bir tane isim de 21 gün arayla geliyor. O yüzden bunların idmanlarının olmaması burada normal bir şeydir. Yani öyle çok da şaşırılacak bir durum değil. E şöyle söyleyeyim mesela 21 gün arayla gelen Kızıl Mamba'nın bir tane idmanı vardır en azından veya iki tane ama son 5 günde falan yapılmamıştır bu idman. Ondan kaynaklanıyor. 1 numara Aslan Kardeşler 2 numara Kolyoz arkadaşlar. Burada 1-2 yeterlidir kupon için. E i̇lla ilave yapacaklar varsa buraya istediğiniz bir safkan örneğin 5 numara veyahut da diğer ekörüyü de buraya yazabilirsiniz. E zaten artık bundan sonrası geniş kupon hepsi gibi bir şey oluyor. Yani 1-2-3 3 4 5'e gidiyor gibi olay o zaman. Bence buna gerek yok. 1 2 yeterlidir bu koşta diye düşünüyorum. Geçiyorum arkadaşlar. 8. koşu, sonuncu koşu. 14 handikap, 4 yukarı İngilizler. 1800 mesafe, çim pist yarışı. Triple huge ile başlayacağız. 1 numaralı Safkan. Arkadaşlar bu Safkan çok iyi bir isim. Ee, yani bu mesafede çok fazla dereceye takılmamak lazım ama e, hani 1800 mesafe olduğundan dolayı söylüyorum. Safkan'ın performansı bizim için daha önemli. 2 yarıştır galibiyet elde eden bir isim. E, orta mesafe diyebileceğimiz uzuna yakın bir mesafede. 1800 mesafe bir yarışta. Galibiyet için en büyük aday konumundadır. 49 handikap ile beraber en kaplı e, safkan burada gördüğünüz gibi 12 isimli arasında e, aynı zamanda 60 kiloda ile kilo düşürtülmüş olması ile beraber bir avantaj e, yine kendisine sağlamış apranti olmasından ötürü yoksa daha zorlanırdı rakip olarak Saadet Sultan diyeceğiz arkadaşlar buraya öncelik olarak 5 numaralı safkanı vereceğiz 14 gün evvel ikinci oldu daha evvelden 2. 3. vardı ve Çin pisti bunlar onun dışında 6'ya yarıştır tabela yapıyor bu safkan gayet iyi bir isim yine. Ee, diğer ilavelerden arkadaşlar sürpriz isim arayacaksınız yer buraya. Şöyle söyleyeyim size 149-48'e düşmüş bir isim geçmişte. Orada bir sürpriz yaratabilirse belki 12 numara yapabilir. Veyahut da, veyahut da bir safkan daha söyleyeyim size. King of Solid 7 numaralı safkan uzun süredir çime çıkmıyor. Çime çıktığında at bir anda fark yaratabilir ve burada e, galibiyeti elde edebilir. Bu safkanları da değerlendirmeye alabilirsiniz. El Profesör normalde önerebileceğimiz bir safkan fakat uzun arayla geliyor olması ile beraber grubunda sertliğine istinaden burada önermiyoruz bu safkanları arkadaşlar 1 numara 5 numara öncelik 7 numara ve 12 numara da buraya sürpriz adaylarımızdır. Özellikle beğendiğiniz başka bir at varsa ilave edebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar yine. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Diğer bir videomuz belirttiğimiz üzere İstanbul ve tabii ki Diyarbakır videoları bu iki videoda kanalımızda mevcuttur. Arkadaşlar dileyenler seyredebilirler diyorum. Herkese de bol şanslar diliyorum. Katıl üyesi olmayı, abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın diyorum. Tekrardan bol şanslar.